Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bana önce bunları söylemem gerektiği söylendi. Klasik Düşünce Okulu'ndayız. Aristoteles seminerindeyiz ya da metafizik seminerindeyiz ya da Aristoteles'in Metafizik adlı eserinin hani okunacağı seminerdeyiz. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Soru şu öncelikle tabii, niçin buradasınız? Yani ben Ekrem Hoca'yı kıramadığım için buradayım. Ekrem Hoca hep başımıza sağ olsun böyle işler açıyor. Bir de şunu yapalım, bir de bunu yapalım diye. Maşallah hakikaten çok büyük bir enerjisi var. Benim olma gerekçem bu. Siz niye buradasınız? Yani lisansüstü değil mi genelde öğrencilerisiniz ya da hocalarısınız? Aristoteles'in Metafizik adlı eserini akşamın bu saatinde dinlemeye niye geldiniz yani? Benden ne istiyorsunuz? Açıkçası bu. Bunu soruyorum. Bana birkaç böyle cevap verirseniz çok memnun olurum. Başlamadan önce. Niçin buradasınız hanımefendi? Evet. Doktor öğrencisiyim. Alanınız neydi? Felsefede. Evet. Yani neyle ilgileniyorsunuz? Yüksek lisansla Parmenides'teydim. Güzel. Şimdi de Heidegger'de Aletheia kavramı. Yani siz özellikle felsefeci olduğunuz için... Buradasınız evet, ve tamam. Tamam, felsefecilerinki daha anlaşılır bir şey. Felsefecilere sormuyorum o zaman. Felsefeci olmayan kim var? Olmayanların da olması lazım, değil mi? Hayrettin Hoca olur mu ya? Hayrettin Hoca aslında felsefeci. Evet, evet. Siz buyurun. Ben elektrikte okuyorum. Sen mühendissin. Ne arıyorsun burada? Yani esasında İstanbul Üniversitesi'nden açık öğretimden de okuyorum. Felsefeye meraklısın. Evet. Ya bu buradan beklediğim bir şey var mı? Yani Aristoteles öğreneyim gibi bir amacın mı var? Hayır. Yok. Niye yani? Yok. Niye buradasın yani, tekrar? Yani genel olarak bu tarz ortamda sevdiğim. Ortam iyi diyorsun. Gerçekten reklam olarak da söylüyoruz. Buradaki ortam çok harika. Artı her zaman su böreği ve baklava servisi olan bir yerden bahsediyoruz. Yani kaliteli. Yani o açıdan hakikaten iyi. Peki, güzel. Başka? Farklı disiplinlerden gelen ve burada benden beklentisini ifade etmek isteyen kimler var? Var mı ya da? Ona göre ders yapacağım, onu anlamaya çalışıyorum. Yok mu hiç görüş belirtmek isteyen? Peki, yani sorun değil, tamam. Yani onu tekrar başka bir şekilde de almaya çalışırız. Herkes de bir şekilde Aristoteles'i tanıyor ve biliyor, değil mi? Yani Aristoteles kim? Ben hani merak ettim, geldim diyen herhangi birisi var mı? Hani o da yok. Yani genelde herkes de bir şekilde Aristoteles okumuş olarak da varlar. Yani işimin ne kadar zor olduğunu da hissedin diye söylüyorum. Bir, ne beklediğinizi söylemiyorsunuz. İki, zaten herkes Aristoteles biliyor ya da bildiğini düşünüyor. Ben ne anlatayım şimdi? Böyle bir ekibi. Peki. Bir yerinden de başlamamız lazım. Şöyle söyleyelim. Ben önce bu ders belki, yani yapabilirsem tabii Aristoteles'in Metafiziğinin bu kitabının birinci kitabıyla ilgili de konuşmaya başlayacağım ama metafizikle ilgili ya da metafizik terimiyle ilgili biraz önce bir giriş yapmak istiyorum. Yani ne yapıyoruz burada gibisinden. Şöyle bir soruyla da başlayabiliriz. Burası neresi arkadaşlar? Burası neresi? Bu basit bir soru. Bir okul, klasik düşünce okulu. Yani mekan olarak da bir tekkedeyiz, evet. Üsküdar'dayız. Değil mi? Üsküdar nerede? İstanbul'da. Değil mi? Uzay zamanın belli bir bölgesindeyiz. Burada fizikle çok ilgili hocalarımız da var. O da yer küre diyoruz. Dünya demeyelim. Dünya metafizik yükleri olan bir terim. Yer küre de, değil mi? Yer küre üzerinde bir yer. Yer küre nerede? İşte evrende diyelim. Güneş sisteminde, Samanyolu galaksisinde, evrende, değil mi? Evren nerede? Evrenin bir yeri var mı? Ya böyle bir soru anlamlı mı? Yani diyebilirsiniz ki ya hocam ne demek evren nerede ya? Yani işte evren kardeşim de hani ne bileyim işte. Bu büyük patlama falan kuramları da var. Konik bir tekillikten oluşmuş, ne bileyim öyle şeyler söylüyorlar. Uzay zamanın düzleşmesi sonrası falan, ama hani şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Hadi evrenin içinde kalalım. Evren nerede sorusunu bypass edelim. Evrende nasıl bir yer? Hani nasıl bir yer burası? Nerede dediğimizde hani böyle gitgide bitmeyen bir boşluk var gibi, değil mi? Hani sanki sonsuz falan da diyoruz.
Evren sonsuz mu hakikaten? Bağ hocam hakikaten sonsuz mu evren? Öyle düşünüyor muyuz şu anda? Şu anda hocam yani karışık. 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 Yani tam da şöyledir diyemiyoruz. Ama gözümüzde hep böyle karanlık ve gittikçe böyle bitmeyen filan bir şey de canlanıyor sanki. Sonuçta hocam Big Bang'de 1.7 milyar yıl önce başladığı için bir sonluluğu da var yani. Oraya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Enteresan bir şekilde. Şimdi ben bunu şunun için de soruyorum. Tabii mekan olarak bu soruşturmayı yapmak ayrı bir şey de. Ya tüm bu evren ve burası hakikaten niye var ve biz burada ne arıyoruz gibi de bir soru var yani. Biz burada hakikaten ne yapıyoruz yani? Niye buradayız ki? Yani bir bilincimiz de var. Bir sürü şeyin de farkındayız yani değil mi? Bir sürü bilgimiz vesaire de var. Ama gerçekten burası neresi ve biz burada ne yapıyoruz bilen birisi var mı? Yani bu hakikaten soruyor. Varsa yani özellikle ona yerimi vereceğim. Yani ben niye konuşayım o zaman ya? Allah Allah değil mi? Ha şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Sizin bir takım inançlarınız olabilir bakın. O ayrı bir şey. Diyebilirsiniz ki ya bana göre biz şöyle şöyle bir evrende, işte mesela bir tanrının yarattığı bir evrende, şöyle bir imtihanda olan, şöyle şöyle varlıklar. Hani bir kendinizce bir inancınız ve cevabınız olabilir. Bu inanç olabilir doğru ama bunun doğru olup olmadığını biliyor musunuz diye sorsam tabii işler çok zor hale gelmeye başlar. Biliyor musunuz soru ayrı bir soru. Gerçekten nerede olduğunuzu biliyor musunuz yani? Diyebilirsiniz ki ya hocam ben hakikaten bu evrendeyim ve işte bir imtihana giriyoruz. Yani burada insanlar bilinç sahibi varlıklar, akıl sahibi varlıklar bir testten geçiyorlar. Hani diyelim öyle inanıyoruz bir şekilde. Sınava giren kim diye de ben sorabilirim. Şu anlamda mesela bugün hani belki ileride bunları da konuşacağız. Diyelim ki mümkün diye bir kategori var. Diyelim ki burayı da bir yaratan var. Beni de yaratmış ve buraya koymuş. Güzel. Şunu düşünebiliyorum mesela. Beni başka türlü yaratabilirdi. Yani ben bu kadar yakışıklı olmayabilirdim. Ki öyle değilim zaten. Şaka söylüyorum. Boyum böyle olmayabilirdi. Annem babam böyle olmayabilirdi. Böyle bir şey söylediğimde bu anlamlı olur muydu? Emin de değilim. Çünkü benim en ufak bir şeyimi değiştirdiğimizde ben olmaya devam eder miydim acaba? Değil mi? Hadi diyelim ki hani benim de dediğim gibi kilom azalıyor, çoğalıyor. İşte böyle özelliklerim falan farklılaşıyor. Her türlü özelliğim de şu an sahip olduğumdan da farklı olabilirdi. Değil mi? Çok enteresan tabii bir durum bu. Peki ben böyle bir durumda aslında kim olarak burada böyle bir imtihana giriyorum. Beni ben yapan ve aslında hakikaten şu imtihana giriyor, şu özellikleri ne kadar değişirse değişsin o diye bir şey var ve o imtihana giriyor diyebileceğim birisi hakikaten var mı? Zor bir soru yani. Burada kelamcılar falan da var. Onlar da böyle şeylerle uğraşıyorlar biliyorum ama. Yani burası neresi ve ben kimim dediğimde yani bilmiyorum cevabınız varsa da söyleyin ama hakikaten çok zor sorulardan bahsediyoruz değil mi? Yani gerçekten de belki ben çok farklı bir şekilde de olabilirdim. Belki de imtihan şöyle tasarlanmış, paralel evrenler falan var. Benim her türlü farklı özelliğe sahip olan versiyonum var. Her türlü şartta test ediliyorum. Ama öyle bile olsa hiç değişmeyen bir tarafımın olması lazım ki teste giren o olsun. Değil mi? Öyle özelliklerim var mı diye düşündüğünde de bulmam çok kolay gibi de görünmüyor yani. Hangi özelliklerim Ayhan Çitil olarak bana bir birey olarak bana aittir ki yani? Hı? Ki bütün bunlar benim için hakikaten anlamlı olsun. Yani inançlarımı anlamlandırmak istediğimde de yani illa bilmiyor da olabilirim de anlamlandırmak istediğimde de şöyle bir kurguya ulaşmak istiyorum. İçim rahat eden bir düşünce çerçevesine ulaşmak istiyorum. O da çok kolay da görünmüyor yani. Çok zor sorularla karşılaşmaya başlıyorum. Daha ilginç şöyle bir soru da var tabii. Ya hocam böyle soruları soruyorsunuz ama yani ağız bu değil yani her şeyi sorabiliyor. Gerçekten bunlar cevabı verilebilecek ya da tartışılabilecek sorular mı? Yani mesela ben soru olarak demin dedim ki evren nerede dedim. Ya bu ne biçim soru?
Yani yer dediğimiz şey evrenin içerisinde bu uzay zaman söz konusu olduğunda anlaşılabilir bir şeydi. Evrenin yeri dediğimizde bir terimi olmayacak bir şeye atfediyorsunuz. Bu sorunun cevabını aramaya böyle koyulmak da çok anlamsız bir şey de olabilir yani. Saçma bir şey, olmayacak bir şey soruyorsunuz yani. Değil mi? Aynı şey deminki sorular için de geçerli olabilir. Yani ben kimim hakikaten? Gerçekten beni ben yapan özellikler nelerdir falan gibi şeyler sorduğumda belki de hiçbir zaman cevabını veremeyeceğim sorulardan bahsediyorum. Değil mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında bizim eserini okuyacağımız Aristoteles'in uğraştığı sorular da çok farklı sorular da değiller. Onun bu soruları belki ya da buna benzer soruları tartışmaya başladığı dönemde kendisinin de devraldığı böyle bir inanç arka planı var. Yani insanların bir takım inançları var. Hani mitsel düşünme denilen bir şey var. Öyle söyleyelim. Ve az önce sizinle sanki tartışır gibi konuşmaya başladığım o spekülatif düzlemden farklı bir düzlemde ifade edilmiş bir takım inançlar ve kanaatler var. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Hani kendisi de metinde göreceğiz. Homer'e, Hesiod'a göndermeler yapıyor ya o dönemde hakikaten antik Yunan dünyasının arka planında onların belki dinsel diyelim düşünüşlerinde oluşturan mitsel bir arka plan var. Bu düşünüş biçimi o dönemde ortaya çıkan Aristoteles'ten önce ortaya çıkmaya başlamış. Aristoteles'in de çok önemli bir katkıda bulunduğu bizim spekülatif dediğimiz yani spekülasyona açık, tartışmaya açık düşünce biçimine bir karşıtlık oluşturuyor. O düşünce biçiminin içinde bir arka plan oluşturuyor. Nasıl bir şey mitsel düşünce ya da mitopoeik diyoruz, mit yapıcı düşünce biçimi? Aslında o da deminki gibi soruları soruyor. Burası neresi diyor? İnsanlar zaten soruyorlar. Mitlerde buna bir cevap öneriliyor. Burayı hakikaten var eden bir takım güçler, kuvvetler, şunlar bunlar var mı benim tecrübem içerisinde farkına varmadığım ama onlar olmasaydı buranın olmayabileceği? Ya da burada benden ne bekleniyor, ben ne yapmaya çalışıyorum burada gibi sorular var. O mitler hakikaten o sorulara cevap veriyorlar. Kafalarında da dolayısıyla ne var ne yok sorusuyla ilgili bir tasavvur var. Ne var ne yok sorusunu. Hani bu biz hatır sormak için bunu kullanıyoruz da. Metafiziğin has sorusu işte. Ne var ne yok hakikaten. Yani onu soruyoruz. Öyle cevaplar veriyorlar ki o cevapların arka planında şöyle bir kere bir kurgu var. O şiirleri okuduğumuzda fark ediyoruz. Bu ne var ne yok sorusunun cevabı olan her neyse o genellikle kişiler, şahıslar olarak canlandırılıyor. Yani o ne var ne yok sorusunu sorduğumuzda, ne var ne yok dediğimizde, hani bizim daha çok bugün spekülatif düşüncede bahsettiğimiz gibi mesela atomlar var, benler var filan gibi bir şey demiyor da insanlar. Şöyle şöyle bir ada sahip bir şahıs, böyle böyle ada sahip bir şahıs var gibi şeyler söylüyorlar. Varlığın kendisi belki zaten bir şahıs gibi gözde canlandırılıyor. Onun unsurları da öyle canlandırılıyor. Ve tabii varlık böyle bir şeyse, benim tecrübemde ortaya çıkanların açıklaması ya da bu soruların cevapları da o şahıslar ve onların ilişkileri cinsinden verilecekse, mesela Hesiod'da, onun kozmogonisinde ya da Homer'de öyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ki bize şahıslar arası geçen bir takım öyküler, hikayeler anlatılıyor. Önce şu vardı, sonra bu vardı, şu şunla düşman oldu, bu bununla birlik oldu gibi. Hani böyle bugünkü bizim akşamları seyrettiğimiz filan dizi tadında filan sanki böyle bir şeyler anlatılıyor. Ama aslında anlatılan şeyler hiçbir şekilde edebi medebi şeyler de değiller. Çünkü deminki sorulan sorulara cevap öneren şeyler. Hani o anlamda edebi böyle bir hikaye öykü gibi bir şey de değiller. Asıl ilginç olan şey de şu. Varlık aslında böyle bir şahısla ya da böyle bir şahıslar toplamı, unsurlar toplamı diyemediğimiz şahıslar toplamı gibi bir şeyse söz konusu bu şairler, bize bunu anlatanlar, nazım şeklinde sunanlar bunu nereden biliyorlar gibi bir soruyla da tabii karşı karşıya geliyoruz. Bir kere ilginç bir nokta bu. Büyük ihtimalle bir şahıs kendisi sana doğrudan tecrübede de kendisini göstermeyen bir şahıstan bahsediyoruz. Bir perde arkasında gibi öyle düşünün. Onun hakkında ben bilgi edinmek istiyorum. Nasıl bilgi edinebilirim? Bana kendisinin içini açarsa diyelim bir kanalla bana ulaştı ve dedi ki ya ben buradayım kardeşim. Biz buradayız ve böyle ilişkiler içerisindeyiz. Haberin olsun bak biz sana kendimizi açıyoruz dedi mesela. Tamam mı? Bir tür ilhamdan bahsediyorum aslında. Tamam mı?
Böyle bir ilhamla kendisini, ancak bu şekilde kendisini varlık bana açarsa ben varlık hakkında bilgi sahibi olabilirim. Yoksa nereden bileyim bir şekilde ne olup ne bittiğini? Her neyse ilham. Bunu söylediğimde de bir şey anlıyor muyuz bu söylediğimden? Onu da çok anlamıyoruz yani. Peki sonra devam ediyoruz yolumuza. Birisi diyelim ki böyle bir şiir formunda bir şey kaleme aldı. Dedi ki önce şu vardı, sonra bu vardı, sonra da bunlar oldu. Burası bunun için var ve senden bu bekleniyor. Yani bunları böyle derli toplu bir şekilde anlattı. Niye ona anlatıldı o? Çünkü o her kimse aslında işte bir şair olabilir, bir peygamber olabilir. Bakın dikkat edin. Özel bir kişi olduğu için ona anlatıldı. Varlık herkese de kendisini aleni bir şekilde açmıyor. Ben buradayım ve böyle şeyler yapıyorum demiyor. Değil mi? Özel bir kişi olduğu için ve ona açıldığı için aslında ve orada bu dile geldiği için, bir ilhamla dile getirildiği için ki her iki adı geçen bu kişi, Hesiod ve Homer'in kendilerinin ifadesiyle sabit, bunlar bana yazdırıldı diyorlar. Hani ben oturayım bir düşüneyim de yazayım dedim demiyorlar yani. Hani belli bir etki altında, belli bir sanki yayını ya da frekansı alıyormuşçasına belli şeyleri ben kaleme aldım, buna aracı oldum diyorlar. İlginç olan soru şu, siz herhangi birisiniz diyelim, deminki soruları soran, ya burası neresi, ben kimim diyen, kim oluyorsunuz da kim olarak da mesela burada söylenenlere itiraz edebilirsiniz. Yani dediniz ki mesela, ya kardeşim burada Hesiod demiş ki kozmogonide önce Kronos sonra Gaia vardı filan demiş mesela. Siz mesela şöyle bir şey diyebilir misiniz? Ya benim bu konuda tereddütüm var. Yani niye öyle ki yani önce niye o değildi öbürü filan mesela diyebilir misiniz? Demeniz beklenir mi aslında? Çok da beklenmez, bunu fark ediyorsunuz değil mi? Yani ya sen kimsin kardeşim? Yani varlık kendisini bu vatandaşa açmış, o da bunu dile getirmiş filan. İfşa etmiş yani kendisini. Aletheia'da da öyle bir anlam var. Değil mi? O tanrısal olan sana kendisini açıyor yani, ifşa ediyor. Birisi de sana bunu iletiyor. Senin böyle bir imkanın var mı? Böyle bir kanalın var mı? Sen kim oluyorsun da hani böyle bir şeye itiraz ediyorsun filan. Değil mi? Bir şekilde. Burada bir tabii sıkıntı var, bir sorun var yani. Ya insan da düşünüyor, acaba bunun dediği doğru mu? Ya yanlış aktardıysa? Hani Hermes'i filan düşünelim antik Yunan'da. Hani haberci ama her zaman da kandırıyor. Bir şeyleri de yanlış söylüyor filan. Acaba öyle bir şey burada da olmuş olabilir mi filan? Sonra bir başka açıdan da bu soruları sormaktan da vazgeçemediğimiz için, ya burası neresi hakikaten, biz burada ne arıyoruz, ben kimim gibi soruları sormaktan da vazgeçemediğimiz için acaba diye de düşünmeye başlıyoruz. Yani acaba başka bir kanal olabilir mi ya? Başka türlü biz burası neresi ya da bu tip soruları konuşabileceğimiz bir kanalımız ya da bir açılımımız olabilir mi diye düşünüyoruz. Ya şimdi çok ilginç olan şey bu bence arkadaşlar. Yani çok ayrıntısına bu mitlerin falan girmeye gerek yok. Gerçekten de o dönemde, yani Aristoteles'in kendisinin arka planı olarak anlattığı dönemde hem bu Hesiod, Homer gibileri var, hem de demin söylediğim gibi bu tartışmalarla ilgili, o Hesiod, Homer'in cevap önerdiği sorularla da ilgili, ilişkili olabilecek konularda birilerinin konuşmaya başladığından bahsedebiliyoruz. Yani birileri kalkıp orada tartışılan konular her ne ise onunla ilgili fikir beyan etmeye başlıyorlar. Yani birisi kalkıyor diyor ki yani burası neresi, nasıl bir yer, ne var ne yok sorularına benim şöyle bir cevabım var diyor. Ne cüret yani. Bunu hissediyor musunuz bilmiyorum. Yani nasıl bir arka plan olduğunu düşünürseniz hiç kolay olmayan bir şeyden de bahsediyoruz. Siz böyle bir arka plan varken, ha sizden beklenilen o arka planda ne? Mesela diyelim ki anlatılmış o şiirde ne oldu? Sen en fazla orada anlatılan neyse, sunulan şey neyse ona katılmayı umabilirsin. Hani ritüeller falan bu anlamda zaten geliştirilmiş şeyler. O ritüellere katılmanın ötesine geçiyorsun. Diyorsun ki ben bu tartışmanın kendimi bir parçası olarak görüyorum ve ben de böyle düşünüyorum diyorsunuz. İlk başta da tartışma hakikaten de böyle ortaya çıkmış. Yani bir şekilde. Yani birileri de kendileri de bir takım şiirler söylemişler, öyle söyleyelim. Hani düzey farkı da var aralarında. Hani bir şekilde karşı tarafı da bu sefer yani bir
bana bu bildirildi, ben size bunu duyuruyorum diyerek değil, ikna etmeye çalışarak. Yani ben bu konuda böyle bir fikre sahibim ve benim fikrimin de doğru olduğunu düşünüyorum. Hani bir itirazınız varsa da tartışabiliriz gibi bir kanal da açık. İşte buna spekülatif düşünce diyoruz. Yani öyle bir şeyler oluyor ki o arada birileri o spekülatif düşünce içerisinde kendilerini söz söyleme imkanı ya da hakkına sahip olarak buluyorlar ve sunuyorlar. Yani şimdi dolayısıyla hani bu felsefe tarihlerinde de hep okuturuz ki birinci kitapta Aristoteles de kendisi anarken ilk onu anmış. Mesela Thales'in kalkıp aslında her şey sudan gelir, her şey sudur gibi. Yani sudur kuramı değil, su, içtiğimiz su gibi su yani. Ama tabii o su da aynı zamanda tanrılarla doludur diyor. Yani tanrısal bir varlıktır. Her şeyin kendisinden geldiği asıl ilke, arke, ilk olan şey sudur demesi acayip bir olay arkadaşlar. Bence. Yani öyle hani kolay, hani bu da bu kitapta bunu yazmış falan denilebilecek bir olay değil. Anlatabiliyor muyum? Ki Thales biliyorsunuz aynı zamanda çok akıllı bir adammış, tüccarmış filan. Zeytinyağı, meytinyağı hikayeleri falan vardır. Gökyüzünü gözlemleyip ne zaman zeytinyağı rekoltesi yüksek olacak diye düşünüp zeytinyağı tezgahları satın aldığı falan söyleniyor. Bayağı böyle uyanık ve akıllı falan da bir adam ama. Ya kardeşim zeytinyağı işiyle uğraş. Bu topa niye giriyorsun? Yani ne var ne yok sorusuna sen kim oluyorsun da böyle bir cevap öneriyorsun? Anlatabiliyor muyum? Buyurun. Biraz ilginizi çekebildim mi? Merak uyandı mı biraz bilmiyorum. Evet. Metodik bir soru soracağım. Lütfen. Felsefe tarihçisi olarak Aristoteles'e güveneceğiz mi? Yani kitabın genel devamında yoksa felsefe tarihçisi olarak değil de kendi kuramını ispatlayan bir şekilde geçmişe baktığını kabul ederek mi okuyacağız? Bence biz Aristoteles sayesinde öğrendiğimiz ve Aristoteles olmasaydı hiç öğrenemeyeceğimiz şeyler de var tabii. Öyle hikayeler de var. Yani test edebileceğimiz başka veriler de yok. Aristoteles'i konuşmadan önceki dönemde söylenilenleri biz bugün öyle yapacağız kendi yöntemimiz itibarıyla. Aristoteles'in anlattığını esas alarak aslında Aristoteles kendisinden önce neyin tartışıldığını düşünüyordu, yu anlatmak üzere konuşacağız. Yani çok felsefe tarihçiliği falan yapmayacağız. Yani hakikaten bu konuda bir sürü tartışmalar falan da var. Kastettiğim şey şu. Yani Aristoteles'in ilk kitabının amacı, bunu da biliyoruz. İşte kendisinin de bahsettiği şekliyle, fizikte de ifade ettiği şekliyle aslında dört neden ya da ilkeden en fazla bahsedilebilir. Bazı felsefeciler ya da fizikçiler bunu daha önce fark etmiş. Bazıları şunu fark etmiş. Hepsi eksik, benimki tam. Ve ben bu çerçeve içerisinde bu soruları tartışmaya devam ediyorum şeklinde bir yaklaşımı var. Ben ama size biraz daha Aristoteles'in anlatmadığı gibi, yani şöyle söyleyeyim, hadi Aristoteles'in anlattığını doğru kabul edelim. Bu millet neyi tartışmış, neyi soru olarak tartışmaya eklemişi anlatmaya çalışacağım. Yani bugün biraz. Anlatabiliyor muyum? Yani tartışmaya girelim. Hani demek istediğim şu, ister misiniz istemez misiniz bilmiyorum ama kendinizi o dönemde yaşıyor diye varsayın ve birisi kalkıyor size Aristoteles'in anlattığı da doğru diyelim. Ya kardeşim bana göre evrende esas olan, hani her şey değişse de yok olsa da değişmeyen ve yok olmayan bir ilke var. O da şu demiş olsun. Tamam mı? Yani siz böyle bir şeyle bugün karşılaşsanız ne yaparsınız? Hakikaten bir düşünün yani samimiyetle düşünün. Yani birisi kalkıyor size diyor ki böyledir diyor. Bakın o zamanlar elimizde mesela adını bugün mantık dediğimiz şey de adı konulmuş bir şekilde yok. Çıkarım, kanıtlama filan gibi terimler de yok. Geçerlilik filan gibi şeyler de yok. Biri size kalkıyor diyor ki ve sizi ikna etmek üzere bakın tekrar söylüyorum budur diyor. Yani sudur diyor. He? Yani buradaki hani tırnak içerisindeki cesareti ve tırnak içerisindeki cüreti fark ediyor musunuz? Bilmiyorum yani. Bu çok mühim bir şey. Çünkü birisi bu taşı yuvarladığı andan itibaren ya bir dakika ya bu Thales kim ya benim amcamın oğlu ya da bilmem kimin yeğeni filan ya bu söylediyse bir dakika ben bunu adama da güvenmiyorum zeytinyağı işinde de bana kazık attı diyelim. Bence başka türlü de olabilir ya bunda bir numara olabilir ben de bir düşüneyim diyebilirim. Değil mi? Ve düşünüyorum şimdi, ben de Anaksimenes'im şimdi, tamam mı? Diyelim. Biliyorum ki Thales sudur demiş filan.
Bunda bir tuhaflık var kardeşim. Hani bakıyorum gerçekten de bu su her yerden de çıkıyor. Yani kanda da var, işte bitkilerde de var. Bir yere kazma vuruyorsun su çıkıyor. Hani donunca katılaşıyor filan. Yani güzel güzel de. Sadece bunu mu dedi? Yani bilmiyoruz tabii. Aristoteles'e güvenebiliriz. Başka tarihçilere de o ayrı bir konu. Bana pek öyle gelmiyor. Mesela ben diyorum ki bana göre de havadır. Ya niye? Valla bu hava her türlü formda da işte olabiliyor. Her yere sızıyor, her yere yayılıyor bilmem ne filan. Su buharını filan düşünün. Biraz soğuyunca sıvılaşıyor, sonra katılaşıyor. Yani onda da her türlü bu numara var. Ama ben sadece havadır, sudur desem o kadar önemli değil. Niye sana göre su, niye bana göre hava? Önemli değil ki. Diyor ki Anaksimenes, Thales şunu yapmadı diyor bir anlamda. Biz biraz canlandırıyoruz yani kendimiz giydiriyoruz bu düşünceleri. Ağızlarına biz yerleştiriyoruz. Benim derdim dediğim gibi tarihçilik yapmak değil. Diyor ki adam, bana göre diyor bu değişimlerin mekanizmasından bahsetmeyen bir açıklama ne var ne yok sorusunun açıklaması olamaz. Yani bu genleşme ya da işte ne bileyim sıkışma gibi şeylerin mekanizma olarak adını anmayan herhangi bir yaklaşım ne var ne yok sorusunun cevabını, arke sorusunun cevabını veremez. Ha, gayet iyi bir ilerleme sağladık. Yani sadece hava yok. Havadan nasıl olup da asıl her şey sonunda belki havaya dönecek, her şey havadan gelecek de havadan nasıl geleceğin de bir açıklaması var. O da işte bu tip sıkışmalar, genleşmeler, şunlar bunlar. Bir mekanizma ekledik yani işin içerisine. Gayet güzel. Peki, ben de gene bu tartışmaları izleyen bir başka kişiyim. İşte Anaksimander'im mesela. Aynı tartışmaların farkındayım. Birisi bana böyle bir şey söyledi. Bu sefer ben diyorum ki, ya kardeşim diyorum, çok çeşitli şeyler var ya. Yani cıvada var, demirde var, sülfürde var, bitkilerde var. Onlar neden oluşuyorsa artık çok çeşitli şeyler var. Bu havada, suda kendileri belirli özelliklere ve vasıflara sahip olan şeyler, çok hızlı bir şekilde hani böyle değişip her türlü şeye dönüşecek şeylermiş gibi de görünmüyorlar. Kendisi belirlenmiş belli özelliklere sahip bir şeyler. Her şeyin geldiği bir şey varsa ve bir ilke varsa bana göre bu hava, su ya da herhangi bir başka bir şey olamaz. Bana göre diyorum bu ilke belirsiz olmalı, apeyron olmalı diyorum. Bakın gayet güzel tartışıyoruz işte aramızda. Bakın ne yapıyoruz ama akıl yürütüyoruz, dikkat edin. Yani karşı tarafı ikna etmek üzere bunu söylüyoruz. Yani gerekçelerimize ne söylüyoruz? Diyoruz ki ya seninki su, hava filan ama bu çeşitliği açıklamak da bu yetersiz kalıyor. Kendisi zaten belirlenmiş. Bir ilke olacaksa böyle olmaz. İlke dediğin kendinde olduğu haliyle belirli özelliklere sahip olmamalı diyoruz. Şimdi sorarken şöyle bir şey yapmıştım. Aristoteles mitten logosa geçişte böyle keskin bir ayrım varsayıyor Thales'le beraber. Evet. Çünkü sonraki felsefe tarihini şekillendiren bir şey. Ki Heidegger'in de bu konuda tartışmaları var. Evet. Heidegger çalışıyorum dediniz. Yani, evet. Halbuki son çalışmalar, şu Jager gibi son evet. Çalışmaları bu geçişin bu kadar da keskin olmadığını bize gösteriyor. Onunla ilgili de bir şeyler biraz sonra söyleyeceğim. Yani o da Thales söylerken evet. Aslında okyanusun her şeyi kuşatan bir şey oldu. Anaximenes'in havası aslında. Ya mesela demin Thales de söyledi. Mesela Thales kendisi ne diyor? İşte sudur diyor ama tanrılarla doludur mesela su diyor. Değil mi? Yani bu anlamda. Şimdi şöyle söyleyelim. O zaman belki biraz daha mitlerle ilgili biraz daha konuşayım. Ben çok ayrıntılarına girmek ya, istemiyordum. Keskin bir geçiş. Bence keskin değil. Hatta çok ciddi bir süreklilik var. Başka bazı çalışmalar var, bazı bu konularda çalışanlar. Mesela birazdan konuşacağız. Usya, cevher kavramından bahsediyoruz. Diyelim, bir bakıma bir şeyi kendisi kılan ve bir arada tutan her neyse o gibi bir ilke olarak da ondan bahsetmeye başlıyoruz. Bu konularda çalışan mesela bir başka kişinin, yani ismini sonra söylerim, şu an tam ön ismi aklıma gelmedi. İddiası şu, aslında diyor o dönemde diyor ve onun daha öncesinde yani bu Hesiod'un daha öncesinde bile diyor. Ya o dönemde yaşayan bir takım kabilelerde insanlar diyor şunun farkına varıp bunu dile getirmeye başladılar. Biz burada yaşıyoruz birlikte ama bizi tek bir kabile yapan aslında bir takım sınırlar var. Yani mesela kutsal bir şeyimiz var diyelim, ona belli bir mesafeye yaklaşmak yasak filan gibisinden diye düşünelim.
Ya da bir takım eylemleri yapmak yasak. Her nasılsa o bizim sosyolojik, yani toplumsal olarak bizi kuran bir takım ilkeler var. Söz konusu bu ilkeler, işte o ilkeleri ortaya koyan atalarımızdan ya da tanrılarımızdan falan geliyor. Söz konusu o ilkeler hiçbir zaman, ya da o yasaklar, mesela diyelim ki belli bir mesafeye bir şeyin yaklaşmaman gerekiyor. Somut olarak ortada değil ama soyut olarak, diyelim bugünkü tabirlerle söyleyelim, varlar. Biz onlara uyduğumuz için biz oluyoruz ve biz onlara uyduğumuz için bir arada bir kabile formuna sahip oluyoruz. O terimin, mesela kullanılan terimin dönüşerek, yani toplumsal birliği sağlayan ve daha dinsel bir kökeni olan, mitsel kökeni olan bir kavramın dönüşerek, mesela daha sonraki cevher ve usiye kavramına dönüştüğü ve fiziksel nesnelere filan atfedildiğini söyleyen ve mitler üzerine çalışan kişiler var. Yani demek istediğim şey şu: aynı tartışma, yani ne var ne yok, biz burada ne yapıyoruz, biz kimiz, bizden ne bekleniyor gibi bir tartışmaya verilen bazı cevaplar var. Bu cevapların daha mitsel olan bir tarafı var. Yani işte onları da anlatacaktım. Arkadaşımız biraz daha erken bir şekilde söyledi. Yani mesela Empedokles'i birazdan konuşacağız. Adam diyor ki işte 4 tane unsur var ama bunların etkileşebilmesi için aşk ve nefret ilkesine ihtiyaç vardır diyor. Şimdi bugün dinleyince bize son derece saçma geliyor. Ya diyoruz, yani ne demek aşk ve nefret? Yani o onu seviyor, bunu nefret ediyor mu? Şimdi bugün bakın, burada işte fizikçilerin olması çok yararlı olan bir şey. Elektron diyoruz, eksi yüklüdür. Elektromanyetik alana girince artı yöne doğru sapar diyoruz. Şimdi eksi artı dediğimizde ve o oraya saptı dediğimizde, sevdiği için ona yöneldi, nefret ettiği için ondan uzaklaştı demekten farklı bir şey mi söylüyoruz? Yani demek istediğim, dilin daha spekülatif bir formata dönüşmesi aslında. Ya da tartışmaya açık bir hale dönüşmesi, tartışılan konunun ya da orada ifade edilen şeylerin o mitsel arka plandan çok fazla uzaklaştığını söylemiyor yani. Aynı tartışmada dilimizle ve üslubumuzla ilgili bir dönüşüm yaşıyoruz. Ha, yalnız bir yere kadar, onu işte bugün gelebilirsek anlatmaya çalışacağım. Bu tartışma mitlerle de iç içe, söylem olarak da mitlerle iç içe bir şekilde sürüyor olabilir. Fakat özellikle Parmenides'e geldiğimizde, Parmenides'i ayrı bir yere koyacağım, onu size anlatmaya çalışacağım. Parmenides de bize sanki o Perifüseos'ta bir şiir formatında ve bir mit gibi kendi varlıkla ilgili fikrini anlatıyor. Biz zannediyoruz ki hani Homer ya da Hesiod gibi bir adam bu. O da hani bir tanrıça ona kendisini açmış ve gerçekliği, hakikati anlatmış gibisinden düşünüyoruz. Fakat fark ediyoruz ki Parmenides'in düşüncesinde İşte bugün spekülatif olanın keskin bir şekilde mitten ayrıldığı bir zeminin de ilk defa ortaya konulduğu bir düşünceyle karşı karşıya geliyoruz. İşte o logos ya da mantık fikri, o ikna dediğim kısım orada kendisini gösterecek. Ve söz konusu o zeminin belirli bir varlık anlayışını gerektirmesiyle karşı karşıya kalacağız. Yani şunu demek istiyorum, birazdan bu seyir, özellikle Parmenides'e geldiğimizde radikal bir dönüşüm geçirecek ve biz işte Aristoteles öncesi döneme ve Aristoteles'e geleceğiz. Yani o karışık olan dönemin belki de biraz daha keskin bir şekilde ayrılmaya başladığı dönem, o ayrım tam Parmenides'ten geçiyor. Bu adamlardan, yani şu ana kadar Anaximenes ya da Thales'ten falan geçmiyor yani. Orada çok daha mitlerle spekülatif düşünce arasında bir iççelik var. Fakat mitlerden farklı olan tarafı da var mı? Onu da demin söylemeye çalıştım. Biz birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz bakın ve fikir beyan ediyoruz. Spekülatif olan var yani. Mitsel olandan esas olarak farklılaşmaya başlayan bir şey var. Anaximander'in görüşleri dolayısıyla bizi ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki efendim, aslında bir şekilde her şey apeirondan gelir, belirsiz olandan gelir. Ve bu anlamda mesela bakın ne kadar mitsel bir söylem. Birey olmak o belirsiz olana karşı bir suç işlemektir diyor Anaximander. Bakın yani, ve diyor her, hani canlı ölümü tadacaktır var ya, her birey apeirona dönerek, ölerek bu işlediği günahın diyor bedelini öder. Şimdi neresi bunun mitsel, neresi spekülatif, yani hakikaten çok karışık bir şekilde. Ama bir başka açıdan da bugün mesela birisi kalkıp ya her şey enerjiden geliyor, maddeye dönüşüyor falan filan dediğimizde ne kadar spekülatif falan diyoruz. Hatta denklemlerini falan da yazıyoruz filan. Anlatabiliyor muyum? Ama en nihayetinde
tartışma böyle bir seyir izliyor ve yoluna devam ediyor. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Ama bütün bu açıklamalar bazı şeyleri de açıklamıyor. Biz bunu da fark etmeye başlıyoruz. Mesela müzik. Yani niye herhangi bir şeyin, herhangi bir seslerin böyle yığılması güzel bir melodi oluşturmuyor da belli bir düzenleniş oluşturuyor falan gibi sorular da var. Yani olayı sadece malzeme olarak ve neyden oluşuyor, buranın arkesi nedir sorusundan falan hareketle cevaplayamayız. Ha mesela Pisagor ya da Pisagorcular böyle şeylere takılıyorlar. Yani bir başka düzen ve düzenlilik var. Ve söz konusu o düzenin açıklaması bu malzemeyi esas alan ya da nasıl açıklıyorsa açıklasın onu kullanarak o maddi nedeni ele alan düşünüş biçimleri tarafından açıklanamıyor. Onların söylediği Pisagorcuların, burada çok gene ayrıntısına girmeyeceğim, enteresan böyle alıntılardan bir kısmı da şöyle: ancak sayı sayıyı bilir gibi şeyler mesela yazmışlar, böyle fragmanlarda var. Yani şöyle bir problemi de düşündüklerini anlıyoruz. Yani benim arkenin ne olduğunu söylemem kadar söz konusu o arke cinsinden ortaya çıkan içerisinde bir bilenin, bir şeylerin farkına varanın nasıl ortaya çıktığı da bir problemdir. Yani ben öyle bir şeyim ki bir şeylerin farkındayım, bilincindeyim, bir şeyleri fark ediyorum. Fakat kendim nasıl bir şeyim, o bilenin kendisi nedir'i çok fazla fark edemiyorum bir şekilde. Demek ki kendisi tecrübede ortaya çıkanın düzenini açıklayan ama kendisi tecrübede ortaya çıkmayan bir takım ilkelerden bahsetmek daha doğrudur diye düşünmeye başlıyorlar. O yüzden çok ilginç bir şey mesela. Pisagorcuların hani ayrıntısı çok ama sayıdan mesela bir ilke olarak bahsetmeleri, sayıyı cisimsel olarak ama tecrübede, algıda, duyumda ortaya çıkmayan bir şey olarak düşünmeleri son derece enteresan bir şey. Yani hani hem sayıya cisimsel diyorlar, bir cismaniliği var diyorlar. Ama buradaki cisimler gibi sayıları biz diyor hiçbir şekilde görmüyoruz diyorlar. Her şey onlardan geliyor. Tecrübe edilenin kendisinin kuruluşu da ondan geliyor. O anlamda kendisi görülmeyen bir şey var. Arka plan var. Arke öyle bir şey. Ve ayrıca da sayı olduğu için de buradaki ilişkiler ve düzenliliklerin açıklamasını da oradan hareketle yapabiliyoruz diyorlar. Mesela bu da tartışmaya başka bir boyut katıyor. Yani ben eğer bu tartışmaya gireceksem ve bir şeyleri açıklayacaksam her şey neyden geliyordan da bahsetmeliyim. Nasıl bir mekanizmayla çeşitlilik ortaya çıkıyordan da bahsetmeliyim. Eğer bu kadar çeşitliliği açıklayacaksam belki de bir ilk madde ya da protohöyle gibi belki bir şeyi sistemin içerisinde belki korumalıyım. Ama aynı zamanda tecrübenin nasıl ortaya çıktığını da açıklayacak şekilde bu açıklamayı yapmalıyım. Bakın sorular çoğalmaya başlıyor. Yani sen bir çözüm önereceksen, kendin yeni bir fikir getireceksen bir sürü denklem var diye düşünün. Bu denklemlerin hepsini aynı anda çözecek bir çözüm önermek durumundasın gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ya da başka bir mevzu. Esas olanın bir anda malzeme mi değil mi filan olmasının ötesine geçen bir vurgu mesela Herakleitos'la geliyor. Biliyoruz yani değişimi ön plana çıkaran, her şey değişim içerisinde diyen. Ama daha önce Pisagorcular'dan öğrendiğimiz şeye de benzer bir vurguyla ama her şeyin de bir düzeni var, bir logosu var, bir ölçüye göre bu değişim oluyor diyen biriyle mesela karşı karşıya geliyoruz. Bir unsur olarak belki ateşten ve dinamizminden bahsediyor. Fakat şöyle bir şey de söylüyor. Değişimi anlamak ve anlamlandırmak esastır. Yani bir şeylerin genesisi ve futurası, oluşu ve bozuluşunu açıklamak arke sorununu çözmez. Bir şey nasıl oluyor da mesela sararıyor. Bir şey nasıl oluyor da büyüyor. Bir şey nasıl oluyor da küçülüyor. Bunun da açıklamasını vermek gerekir diyor mesela Herakleitos. Çözüm de öneriyor. Anla hani obskür, karanlık falan diye de geçer. Çok zor bazı fragmanlarını anlamak adamın. Ama söylediklerinden çıkarabildiğimiz şeyler var. Yani Herakleitos'un ayrıntılarına girmeyeceğiz. Mesela diyor ki adam aslında nesne dediğimiz şey, işte neyse ne hakkında konuştuğumuz o varlık alanında ortaya çıkan ve değişmekte olan her neyse o karşıtların bir birliğinden ibarettir diyor. Aristoteles'in meşhur ifadesi. Yani demek istediği şey şu: aslında biz o değişimi açıklayabilmek için karşıtlardan bahsetmek durumundayız. Karşıtların bir nesnede bir arada bulunmasından söz etmek durumundayız. Belki bir tanesi mesela sıcakken soğuyan şeyden bahsediyoruz. Önce sıcak var, sıcak gidiyor, onun karşıtı olan soğuk geliyor ve biz bir şey mesela değişti diyoruz diyor. Yani değişime de ben bir açıklama vermek durumundayım.
Nasıl değişim içerisinde bir şey bir arada duruyor ve kendisi oluyor, onun da bir açıklamasını vermek durumundayım. Yani sorular gittikçe artmaya devam ediyor. Şimdi işte o yüzden bu arka planda yavaş yavaş Parmenides'e doğru geliyoruz. Demin arkadaşımızın da söylediği gibi bütün bu tartışmalar yapılırken de ister Homer, Hesiod, ister bu kişiler olsun hep tanrılardan bahsediyorlar. İlkelerden de tanrılar olarak bahsediyorlar. Tanrısal olan şudur diyorlar, budur diyorlar. Bizim tanrımız şu, bizim tanrımız bu diyen de bir sürü Akdeniz coğrafyasında insan var. Şimdi Ksenofanes diye bu sefer birisi geliyor. Hani kendisinin çok ayrıntılı bir sistemi olmasa da ben diyor etrafı gezdim, dolaştım. Hani nereye gitsem diyor, birileri tanrılardan bahsediyor ama herkesin tanrısı da diyor kendisine benziyor diyor. Yani karga burunluların tanrısı böyle kendilerine benziyor. Siyahlarınki kendilerine benziyor. Tanrı diyor böyle bir şey olamaz. Yani asıl varlıktan bahsedeceksek, hani madem bu kendisini bana açan, kendisine gösteren her şeyin kendisinden geldiği, beni ben yapan, değişimi de mümkün kılan falan falan falan, tüm bunların da nedeni olarak düşünülenin kendisinin hiçbir şekilde öyle bu insanların anlattığı gibi zaaflara sahip, gezip dolaşan, şu bu filan bir tanrı figürü olması mümkün değildir. Hani bizim anladığımız belki anlamda antik Yunan'da bir tevhid fikrini savunuyor. Tanrı varsa bir olmalı. Öyle hareket eden, gezen falan bir tanrı da olmaz. Onun bir kendindeliği olmalı. Değişimden bu anlamda azade olmalı. Ama buradaki tecrübeyi de açıklayabiliyor olmalı gibi bir şeyler söylüyor. Ve bu adam işte Parmenides'in hocası. Yani Aristoteles'in gene söylediğinden onu biliyoruz. Şimdi geliyoruz Parmenides'e. İşte benim için bugün Parmenides'i anlatmak size çok önemli. Neden bir değişim ve dönüşüm noktası ve Aristoteles'i anlamak açısından neden önemli Parmenides? Şimdi Parmenides'i de biliyoruz. Eleyalı işte İtalyalı öyle diyelim. Ve Ksenofanes'in de öğrencisi. Bir bakıma tüm bu sorunları da ele alacak, bunları da tartışacak. Ama aynı zamanda asıl varlığın, asıl tanrının da Ksenofanes'in söylediği gibi öyle bir ve var ve kendinde olduğundan falan da bahsedecek. Ve bunu da yapıyor. İşte bu Perifüsyos şiiri, doğa üzerine şiiri son derece önemli bir şiir. Her zaman söylerim. Yani bana göre belki de Parmenides'ten önce ve sonra diye o düşünce biçimini ayırmak daha doğrudur. Okuyanlarınız vardır, okumayanlarınız da okurlarsa çok iyi olur. Şiir nasıl bir şiir? Hani bu Parmenides şair olarak bir takım periler, meriler tarafından diyelim alınıyor ve bir tanrıçanın huzuruna götürülüyor. Yani bir arabalarla falan böyle götürülüyor. Yani tasvir son derece gene mitsel, yani bir mitsel bir kurgu var ve bir mit yaşıyoruz yani orada ve sanki varlık bir şekilde kendisini ilham etmiş şeye ve Parmenides bunu bir şiirde bize ifade ediyor gibi düşünüyoruz. Hatta çok enteresan da bir vurgu var. Bir kapıdan geçiyorlar. Kapının kilitleri işte kimin elinde anahtarları? Adalet Tanrıçası Dilke'nin elinde. Yani o kapıdan geçmek de çok adil anlamında. Çünkü bu vurgu birazdan çok önemli olacak. Tanrıçanın huzuruna gidiyorlar ve Tanrıça şeye Parmenides'e ben diyor şimdi sana işte doğruluğun yolunu, Aletheia'nın, hakikatin yolunu anlatacağım. Aynı zamanda sanının ve doksanın yolunu da anlatacağım. Sen ol, hani doksaya, kanaate falan sapma, hakikat yolundan ayrılma filan diye başlıyor anlatmaya. Şimdi bugünkü gözle baktığımızda ilk başta sanki hani varlık kendisini ifşa ediyor ve bu şekilde sunuyor gibi anlıyoruz. Fakat daha önemlisi, asıl fark ettiğimiz şey Tanrıça sürekli belli öncüllerden söz ediyor ve öncüllerden çıkarımlar yaparak kanıtlamalar öne sürüyor. Yani bugünkü mantık bakış açısından bakarsak, hani ikna dedim ya, çok net bir şekilde artık orada ikna etmek amaçlı öncüller buysa ve sen bunları kabul ediyorsan bu sonuçtan kaçamazsın anlamına gelecek. Gayet iknaya yönelik ve mantığa dayalı bir akıl yürütmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Öncüller neler? Hani onları da metinden böyle söküp alabiliyoruz. Neler diyor Parmenides gibisinden? Parmenides bir kere şöyle bir şey diyor. Mesela düşünmeyle diyor, düşünme fiiliyle yani, düşünülen, o düşünme fiilinde her neyse o yakalanan bir ve aynı şeydir diyor. Bunu duyumlama için ya da başka bir fiil için söylemiyor. Düşünme fiilinde ortaya çıkanla düşünme fiilini birbirinden ayırt edemezsiniz. Bu bir ve aynıdır diyor Tanrıça. Bunu anlatıyor. Ne demek bu? Şimdi düşününce biraz daha fark etmeye başlıyoruz. Ben herhangi bir şeyi duysal olarak fark ettiğimde
benim dışımda bir şey var da o sanki beni etkiliyormuş gibi bir şeyi fark ediyorum. Yani lacivert sanki burada ya da lacivert rengin nedeni olan yüzey özelliği burada da o beni etkiliyor ve o bende ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ama kalkıp hakikaten bunu bir şişe olarak düşündüğümde ya da bu şişenin lacivertliğini düşündüğümde, bu şişe mesela laciverttir vesaire filan dediğimde, orada kurduğum dırla işte being, on, varlık filan diye işte konuştuğumuz şey, oradaki dır, yani düşüncede ortaya çıkan o kopula öyle bir şey ki düşünme fiili olmaksızın ortaya çıkmıyor. Yani yargı ya da hüküm olmaksızın ortaya çıkmıyor. Artı asıl ilginç olan şeye geliyoruz yavaş yavaş. Diyor ki söz konusu bu düşünce ikinci öncülümüz diyebiliriz. Varlıkla ya da olmakla bir ve aynı şeydir diyor. Yani Noe'in estin einai meşhur mottosu şeyin Parmenides'in o şiirde geçen. Düşünme ile ya da düşüncede ortaya çıkanla varlık her ne var ise o bir şekilde bir ve aynı şeydir. Herhangi bir şeye var diyecekseniz o ancak düşünme yoluyla temas ettiğiniz ve farkına vardığınız şey olabilir. Neden? Onu da söylüyor. Çünkü bu düşünme fiili içerisinde ortaya çıkan ve düşünme fiili içerisinde yakalanan şeyin kendisi kendisiyle aynı ve değişimden azade. Ve parçalar, basit parçalar içermiyor. İddia ettiği şey bu Parmenides'in ya da Tanrıça'nın ağzından Parmenides'in bize ifade ettiği şey. Ha oturup bir düşünüyoruz ya ne dedi şimdi Parmenides? Bu öncüllerle neyi kastediyor? Anlıyoruz ki aslında biraz hani üzerinde de düşündüğümüzde özellikle de bunu kim bunu bu şekilde anlıyor? Platon bunu bu şekilde anlıyor. Bu şekilde anladığını da bize bu şekilde anlatıyor. Yani farklı diyaloglarında. Ne demek bu? Ben bir düşünme fiili içerisinde bir düşünceyi yakalıyorum. O düşüncenin içeriği her neyse o ya da o düşüncede tutulan nesne her neyse o, neyse ne o, benim tarafımdan kendisiyle aynı ve sanki zamanın kayıtlarından azadeymiş, herhangi bir değişime tabi değilmişçesine yakalanıyor. Yani örnek olarak mesela bu şişe laciverttir dedim. Bu şişe laciverttir önermesinin içeriği, düşünsel içeriği, bu şişeyle lacivertlik arasında kurulan bağıntı. Bu itibarla da düşünülen şişenin kendisi ya da lacivert renginin kendisi değişmekte olan, bu şişe gibi rengi atmakta ya da solmakta ya da sürekli titreşmekte olan, sıcaklığı değişmekte olan bir şey değil. Ben ne zaman söz konusu düşünsel içeriğe geri dönsem aynı içeriğe gönderimde bulunuyorum demiş oluyor Parmenides. Ha bu çok önemli bir şey. Bir bakıma bize şöyle bir cevap veriyor. Ksenofanes'in sorduğu soruya cevap vermiş oluyor. Ksenofanes şimdi herkesin tanrısı farklı oysa herkes için bu tanrı aynı olmalı ve kendisiyle aynı olmalı derken eğer varlığı arıyorsanız, onu arıyorsanız onu kendi tecrübeniz içerisinde aslında bulabilirsiniz ve bulacağınız yer de düşünme fiilleridir demiş oluyor. Yani biz bir anda tartışmanın çok radikal bir değişim geçirmeye başladığını görüyoruz. Yani birileri şöyle böyle filan diye konuşurken, şudur budur derken, varlık varsa hani daha önceki o Hesiod'un Homer'in şiirlerinde bize kendisini açan falan diye düşündüğümüz bir varlık varsa, kendinde olan, kendiyle aynı olan, bizi var eden, bizimle ilişki içerisinde hani bizim varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz falan falan dediğimiz, Tanrı dediğimiz, Deus dediğimiz şey öyle uzakta bir yerde değil. Her bir düşünce fiilinde karşı karşıya kalıyorsun demek varlıkla. Parmenides'in söylediği şey bu. Bu öncüllerden hareketle de şöyle bir sonuca varıyor. Varlık diyor bir ve durağandır. Neden bir ve durağandır? Düşünülebilen vardır ve varlık asıl düşüncede olana atfedilebilir. Düşünülemeyen, bugün söylesek işte nedir o? Çelişik olan yani düşünülemeyen. Bu anlamda da var değildir. Öyleyse herhangi bir şeyi ben düşünce olarak ele aldığımda o düşüncede çokluktan bahsetmek istersem onu bölmek durumundayım. Düşünülebilen neyle bölünür? Düşünülemeyenle. Düşünülemeyen yok, öyleyse düşünülebilen bölünemez. Varlık bu anlamda birdir yani. Çokluk atfedilebilir bir şey değildir. Hı? Değişimden de azade, deminden beri onu anlatmaya çalışıyoruz. Değişimin olabilmesi mesela karşıtların birliği mesela Parmenides o şeyde bunu ele alıyor. Herakleitos'un görüşünü ciddi bir eleştiriye tabi tutuyor. Diyor ki ya karşıtların birliği nasıl değişimi açıklayacak? Bu karşıtlar düşünürler olarak bir ve aynı anda varlarsa bunların zaten ayırt edilebilme imkanı yok, düşünülemeyen yok. Peki herhangi bir karşıt yoktu da
sonradan ortaya çıktı gibi bir şey dersen hiçlikten de hiçlik gelir meşhur ilke. Yani nasıl o zaman değişim olacak? Aslında diyor kendinde olduğu haliyle varlıkta diyor değişim de yoktur diyor. Daha önemli olarak da bence şunu söylüyor. Eğer bir konuda anlaşamıyorsanız, işte bir konuda karar veremiyorsanız, bu anlamda düşünsel olanı belirleyen, düşünsel olana kendiliğini veren ilkeleri ve kuralları, en temelde de neyi? Logosu işte, mantığınızı bu anlamda da, bugün böyle de çevirebiliriz bunu. Kullanarak karar verin diyor. Yani kastettiğim şey şu, Parmenides'te diğerlerinden farklı olarak şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. O da mesela hava, su, ateş falan gibi bir şey söyleyebilirdi. Ya da başka bir görüş öne sürebilirdi. Hani size dedim ya, varlık hakkında konuşacaksak ne hakla konuşacağız? Ayağımızı nereye basarak konuşacağız? Dediğimizde aslında adam buna bir cevap öneriyor. Ve önerdiği cevapla, yani düşünmeyi ve mantığı ve bunun ilkelerini kullanarak varlık hakkında konuşabiliriz. Ve o düşünme aslında eğer üzerinde dikkatli bir şekilde düşünürseniz kanıtlamalar üzerinden kendisinin size bir ve durağan olduğunu zaten gösterir. Yani neyin var olduğu, arkenin ne olduğuyla, o arkenin ne olduğunun tespit edilmesiyle ilgili yöntem Parmenides'te bir arada bize sunulmuş oluyor. Bakın Thales'te böyle bir şeyle karşı karşıya kalmıyoruz. Yani adam sudur dediğinde ya niye sana göre su kardeşim? Yani bunun bir gerekçesi var mı? Yani su kendi kendini meşrulaştırarak, varlığını meşrulaştırarak var olan bir şey mi dediğimizde bunun bir cevabı yok. Hava için de aynı şey geçerli, sayı için de belki aynı şey geçerli. Ama Parmenides'e geldiğimizde çok farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Düşünülene varlık atfediyoruz. Düşünülenin kendisinin varlık olduğunu gösterme yöntemi de düşüncenin kendisi. Düşüncenin kanıtlamalı yöntemi içerisinde, işte demin söylediğim öncüllerden hareketle, varlığın bir ve durağan olduğuyla ilgili bir sonuca varıyoruz. Ha bunu bugün şöyle de düşünebilirsiniz. Hani diyebilirsiniz ki ya kardeşim bir sürü çokluk yok mu burada işte değişim yok mu? Ha bir bakıma o ne Parmenides'e göre? Ona da diyor ki yani burası aslında sizin değişim atfettiğiniz ve çokluğun farkına vardığınız ya da çokluk vardır dediğiniz alan aslında varlık bir ve durağan olduğuna göre, o on olduğuna göre meondur. Yani var olmayandır, hiçtir yani bu alan aslında. Ha bu bizim bugün çok sık kullandığımız görünüş gerçek ayrımlarının da ilk defa ortaya çıktığı bir alan. Yani gerçekte varlık kendinde olduğu haliyle düşünülür. Bir ve durağan ve bize hani bu alemde duyumlamayla farkına vardığımız alanda sanki bir değişim ve işte ne bileyim çokluk varmış gibi görünüyor. Ama asıl varlık dolayısıyla duyumlama yoluyla, aistesis yoluyla farkına vardığımız bir şey olamaz. Yani önemli bir eşiğe gelmiş oluyoruz. Birden hani bizi Parmenides, Ksenofanes hocasını da dinleyerek bir varlıkla karşı karşıya bırakıyor. Onun savunulması ya da ortaya konulabilmesi yöntemini de aynı varlığın zemininde olan düşünme faaliyeti içerisine yerleştiriyor. Evet. Şimdi benim için karanlık olan birkaç nokta var mı? Onları lütfen. Şimdi nokta alayım. İşleyebilmesi için aslında en az iki öğeye ihtiyacımız var. Şimdi bu bir yanda dursun, bir de şununla beraber sonra... Nasıl iki öğe yalnız? Kafanızdaki ne tam olarak? Yani en azından şimdi Parmenides'le ilgili sorayım daha anlaşılır olacak. Tamam, lütfen. Aslında mantığın kurucusu olarak almamız için Eyna'yı şişe olarak veya düşünülen şey olarak çevirmemiz lazım ki tek tek nesneleri düşündüğümüz zaman mantık kurabileyim. Hı. Ama Eyna aslında mastar... Hayır, dır. Evet. Kopula'nın kendisi. Dolayısıyla Eyna'yı düşünülen şey olarak değil de varlık olarak çevirmek daha mantıklı duruyor sanki. Veya var olmak. Eyna'yı düşünülen değil. Noe'nin düşünülen. Eyna'yı işte var olan ya da ol. Hatta tam Türkçe'ye çevirsek olma gibi ya da Noe'in, var olma gibi çevirsek daha iyi çevirmiş olur sanki. Evet. Noe'in de... Düşünme gibi. Yani fiil mastar hali gibi. Evet. Evet. Düşünme ve olma aynı şeydir gibi. Aslında burada ayrımdan kastedemiyoruz. Yani Heidegger'in çevirisi karşılıklı birbirine ait olma olarak bu ikisi. Evet. Düşünmeyle o şeyi, evet, varlığı. Dolayısıyla böyle ikili karşıtlıklar elde edemediğin zaman bu birlik, yani anlatıma göre Parmenides mantığı kurma kısmı aslında Aletheia partına dayanıyor şiirin. Evet. Doxa partından ziyade.
Hayır, şimdi yalnız şöyle bir şey işte güzel işte yavaş yavaş da ilerleyelim. Dolayısıyla Aletheia'ya dayanması için orada çokluk olması lazım. Çokluk yoksa mantığın kurucusu olarak nasıl Parmenides'i İşte alacağım? İşte Heidegger'in de takıldığı ve anlattığı yer aslında ne? İşte Parmenides'i biz bu şekilde fark ediyoruz. Parmenides'i nasıl okumamız gerektiği ve buradan mantıkla ilgili neyi anlamamız gerektiğini belki de tam sizin söylediğiniz gibi o birden fazla olan şeyin var olması lazım ki mantık olsun gibisinden. Düşünen kişi de kim? Platon. Yani şimdi demek istediğim şu. Parmenides bize bunu bu şekilde anlattı diyelim. Yani kendi şiirinde Noein Estin Einai dedi düşünme ve var olmayı ya da olmayı ilişkilendirdi. Düşünülen içeriğin kendisi de o dırı yani. Dırın bize sunduğu her neyse o. Onu kalıcılıkla bir ve durağanlıkla ilişkilendirdi. Bundan sonraki bütün belki de Batı fikriyatı Parmenides'in bu şiirde bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Şimdi orada da Aristoteles'e gelmek istiyoruz ya. Aristoteles'e gelebilmek için işte biraz başkalarından dolaşacağız. Mesela aynı soruna tepki veren kişilerden bir tanesi kim? Mesela Anaksagoras mesela. Anaksagoras diyor ki, tabii şunu da hatırlayalım mesela Parmenides'in bir de öğrencisi var malum Zenon. O da bir şekilde sanki yani varlık bir ve durağan aslında siz hani görünüşler alanı ya da meon alanıyla ilgileniyorsunuz. Varlık değişiyor ya da çok içeriyor zannediyorsunuz ama bakın düşünün paradokslarla karşılaşırsınız diyen kişi bir şekilde. Mesela çoklukla ilgili ya da hareketle ilgili pek çok paradokslardan bahsediyor. Mesela bir doğru parçası ile ilgili, geometri ile ilgili mesela bir paradoksu vardır biliyorsunuz Zenon'un. Hani meşhur der ki, söz konusu der doğru parçasında sonsuz sayıda nokta olduğunu filan söylüyorsunuz ama apeiron anlamında. Bu noktaların bir büyüklüğü olsaydı doğru parçası sonsuz büyüklükte olurdu. Doğru efendim hiç boyutları olmasaydı da doğru parçası boyutsuz olurdu. Oysa doğru parçasının bir boyutu var bakın. Bak gayet mantıksal bir çıkarım. Öyleyse ilk baştaki öncülü reddetmek durumundasınız. Doğru da sonsuz sayıda nokta olduğunu yani çokluk olduğunu iddia edemezsiniz diyor mesela. Böyle şeylerden bahsediyor. Anaksagoras bu problemi alıyor. Yani Zenon'un bu şekilde çoklukla ilgili ortaya daha sonra Parmenides'in düşüncesini alıyor. Diyor ki bunu diyor bir ilkeyle çözebiliriz diyor. Hatırlıyor muyuz bilmiyorum Anaksagoras'ı. Her şeyde her şey vardır ilkesi mesela. Bakın bu Parmenides'e karşı söylenmiş olan bir şey. Ne demek bu? Hani onun o öğeleri o çok anteye gelmeyecek nitel şeyler. Yani sonsuz çeşitlilikte kıl, tüy, yün her şey öğe olarak varlar. Fakat herhangi bir öğeyi aldığımızda o öğede diğer öğelerin, nitel olarak ayırt ettiğimiz öğelerin hepsi var. Ben doğanın hangi parçasına gidersem gideyim, ne kadar küçük parçasına gidersem gideyim, onun içinde de her şey var. Anaksimander'in bakın düşünüş biçimi bu. O zaman bu paradoksa da bir çözüm getirmiş de oluyor kendince. Nasıl bir çözüm getirmiş oluyor? Her şeyde her şey var olduğuna göre değil mi? Her şeyde her şey vardır. Ben hiçbir zaman minimum bir ilke olarak bir böyle en kurucu üye olarak bir noktaya ulaşamam. Hani nokta varsa ve bir boyutu varsa, nokta varsa ve bir boyutu yoksa öncülü geçersiz hale gelir. Noktanın kendisine hiçbir zaman ulaşamıyorsun ki. Bak bugünkü şey fikirlerimize çok benziyor hocam. Kantorcu fikirlerimize. Noktaya ise ulaşamıyorum ki onun boyutu var mı yok mu gibi bir şeye karar vereyim. Paradoks ortadan kalkıyor. Ya da Empedokles mesela. Şöyle düşünmüşler. Atomcular da Demokritos'ta Empedokles'te Parmenides'i okuduklarında yazdıklarından öyle anlıyoruz. Ha Parmenides haklı. Ne anlamda? Evet yani bir varlık üyesi olacaksa bütün değişim ve her şey kendisinden hareketle açıklanacaksa kendisinin değişim ve çokluğu içermemesi lazım. Empedokles diyor ki bu şekilde dört unsur vardır. Demokritos ya da Leopikos diyor ki atomlar vardır. Kendi içlerinde bir ve durağandırlar falan. Ha o zaman tabii bu değişimi ve bu işte karışımları, bu farklılaşmaları açıklamak için de ikinci bir ilkeyi devreye sokmaları gerekiyor. Mesela Empedokles'te demin bahsettiğim sevgi ve nefret gibi bir ilke ortaya çıkıyor. Belki bu bizim hocam şey gibi, maddi olanın yanına alan gibi bir ilke ekliyoruz ya mesela modern metafizikte onun gibi bir şey. Kendisi maddi değil ama maddi olanı etkileyip hareket halinde tutuyor ve karıştırıyor gibisinden. Mesela Anaksagoras'tan çok bahsetmedim. Anaksagoras'ta da aynı şey var. Sonsuz sayıda ilke var. Her şey her şeyde ama bir şeyleri karıştırıp onları böyle taneler haline getiren ilke nous. Nous fikrine Anaksagoras nereden ulaşıyor? Diyor ki ya kardeşim her şey bir şekilde
birbirini hareket ettirerek bir karışımın oluşmasına yol açıyor olabilir ama bütün bu birbirini hareket ettiren şeylerin bir ilki olmazsa bu hareket sonsuza kadar gider. Öyleyse öyle bir ilke olmalı ki şeyleri hareket ettirip karıştırırken kendisi hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Hani bu Aristoteles'te de buna döneceğiz. Hareket etmeyen hareket ettiricinin ilk formülasyonu ne olsa olarak mesela Anaksagoras'ta var mesela. Ya da Demokritos'a geliyoruz ya da Leukipos'a geliyoruz. Onlar da diyorlar ki atom gibi bir ilke var. Aynen Parmenides söylediği gibi kendinde bir ve duran ama onun içinde hareket ettiği kendisi bu anlamda meon olan tokenon var. Ne o? Boşluk. Yani bugünkü atomculuğun da hani zemininde yer alan fikir. Bunların ayrıca şu anlamda girmek istemiyorum. Parmenides'in bu okunuş biçimleri bizim Aristoteles üreten okunuş biçimleri değiller. Aristoteles'in de eleştirdiği okuma biçimleri. Kim Aristoteles'i asıl etkilemiş? Parmenides'ten Aristoteles'e geçerken arada kim var? Platon var, hocası yani. Platon Parmenides'e dönüp baktığında, deminki şiire baktığında bu adamların okuduğu gibi okumuyor. Bu mantık meselesini, hani o anda dediğim gibi mantık diye bir şeyden de bahsetmiyoruz. Adı bile konmuş değil. O mantık meselesinin önemini ve varlık hakkında konuşma meselesinin imkanı meselesini Parmenides'teki en iyi fark eden kişi Platon olduğu için Platon yani. Onu anlatmaya çalışacağım. Yani Aristoteles'e gelmeden önce niye arada Platon var? Bu arada süremiz nasıl? Daha var değil mi? Yani 20 dakikamız falan daha var. Aristoteles'e işte geleceğiz inşallah yavaş yavaş da. Orada da özellikle ben Platon'un sofist diyaloğundan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Yani mevzuyu anlayabilmemiz açısından Platon, yani Parmenides'ten Aristoteles'e geçişte ne oldu? Asıl en önemli vukuatlardan bir tanesi o sofisti olan. Şimdi malum biliyoruz Platon'un da hocası Sokrates ve o da sofistlerle arası da çok iyi değil ya da onlarla sürekli bir hani cedel halinde, onlarla tartışma içerisinde vesaire. İlginç bir şekilde bir gün Elea'dan bir yabancı geliyor. Zaten adı da yabancı olarak geçiyor. Yani Parmenides'in memleketinden birisi geliyor. Onun baya bilge birisi olduğu falan filan da söyleniyor. Tartışma öyle bir şekilde şekil alıyor ki biz diyorlar şu sofistin kim olduğunu bir belirleyelim. Şu sofisti bir yakalayalım diyorlar. Yani yakalamak demek yani adını koyalım, tanımını verelim ve sofisti teşhis edelim gördüğümüz yerde de kim olduğunu belirleyelim. Çok farklı tanım önerileri falan da getiriliyor. Uzun hikaye, onlara girmemize gerek yok. Bir şekilde diyor ki ele alı yabancı tartışmanın bir noktasında ya diyor biz böyle tanımlar manımlar veriyoruz ama işte tüccar gibidir, yok işte şudur budur filan gibi şeyler söylüyoruz ama galiba diyor bu sofisti diyor yakalayabilmenin, haklayabilmenin bir yolu yok. Ancak biz kalkıp babamız Parmenides'i, baba lafı geçiyor orada da, bu babamız Parmenides'i bir şekilde öldürmezsek diyor. Baba katili olmazsak diyor. Bu anlama gelecek bir şeyler söylüyor. Ne demek baba katili olmak? Hani Parmenides'e çok büyük saygıları var. Hani o şiiri üzerinden ve yaptıkları üzerinden. Zaten bir kişilik olarak da öyle olduğuna dair bugün yapılmış araştırmalar var. Yani adam biraz böyle tarikat şeyi falan gibi bir adam. Yani böyle bir şeyi var, etrafında bir şürekası var öyle diyelim. Ona tabi olmuş falan insanlar falan da var. Efendime söyleyeyim çok büyük saygıları var. Anlamıyorlar niye böyle diyorsun, niye böyle olması lazım. Çünkü diyor Parmenides işte Platon'un Parmenides'i nasıl anladığı işte çok önemli. Yani deminki bu tartışmayla ilgili olarak çok önemli. Diyor ki yabancı eğer diyor Parmenides haklıysa yani işte bu düşünmeyle var olma, düşünülenle var olanı bir ve aynı olarak kabul edersek biz, işte Noe'inle Eina'yı bir kabul edersek bir bakıma, herhangi bir düşünülenin aslında var olmamasından, bu anlamda da bir zorunluluk içermemesinden söz edemeyiz. Yani şöyle de düşünebilirsiniz, her düşünülen zorunlu. Yani başka türlü olması da düşünülemeyen olarak var. Gözünüzde şöyle de canlanabilir. Ya madem düşünceler ve düşünme yoluyla temas edilen her neyse o düşünme fiilinde ortaya çıkan şey, o yargı fiilinde ortaya çıkan ve farkına varılan içerik, oluş ve bozuluşa tabi değilse, belirli bir çokluk vesaire de içermiyorsa, hani bir parçalar bir araya gelip oluştu, zamana tabi olarak oluştu falan da diyemediğimiz için,
Hani oluş ve bozuluştan azade olması demek ne demek? Zaten hep oradaydı gibi bir anlamı var. Sen düşünme, fiiliyle sanki onu yakalıyorsun gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben bunun mavi olduğunu bir yargı olarak verdiğimde o hani bir şekilde duyulur alanda fiilen yok. Düşünme fiilinde ortaya çıkıyor ama düşünme fiili itibariyle farkına vardığım o içeriğin bir kendindeliği, bir oluş ve bozuluştan azade olması söz konusu. Ha, bu düşünceler bu anlamda hani bugünden bakıp söylersek doğru ya da yanlış olmak durumunda da değiller. Hangi düşünce olduklarının bir önemi yok. Yani ben kalkıp bu şişe sarıdır desem de, dırı dikkate alın, bu şişe laciverttir desem de, bu ülkede, bu cumhuriyette olan bitenleri anlatsam da, olanaklı bir başka ülkede cumhuriyette olanları da anlatsam da, bütün o düşünceler içerisinde farkına varılanların hepsi bir şekilde kendisiyle aynı ve dolayısıyla başka türlü olamayacak olan ve dolayısıyla zorunlu olan olarak düşünülüyor. Yabancı diyor ki, işte sofist eğer Parmenides haklıysa söylediğinde haklı olur. Çünkü her düşünce kendinde belli bir zorunluluk içeriyorsa biz doğru ve yanlışı işte. Yani belli düşünceleri reddedeceksek yani. Nasıl ayırt edeceğiz? O zaman sofist kalkıp kardeşim her düşüncenin kendinde bir zorunlu olduğuna göre ben size retorik metorik öğreteyim de birilerini ikna etmekte bu yöntemleri kullanın, kendi görüşünüzü hani öne çıkarın demek de haklı olur diyor. Bakın çok enteresan bir düşünüş tarzı. Parmenides'i nasıl okuduğunu da bakın Platon'un buradan anlıyoruz. Nasıl görüyor yani onların ağzından böyle anlatıyor. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde ise şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Diyor ki biz diyor bu varlık tartışmasına, ne var ne yok tartışmasına doğrudan girmeyelim diyor yabancı. Peki neye girelim? Yani ne var ne yokla ilgili hüküm vermeyelim anlamında. Tartışma nasıl yürütülüyor'a odaklanalım diyor. Yani bu tartışma nasıl mümküne odaklanalım diyor. Ve orada işte meşhur devlerle tanrılar savaşıyor zannedersin. Bu varlık konusundaki tartışmalarda anlamına gelecek ifadelerini sarf ediyor. Bazıları diyor varlık işte durağandır der. Bazıları değişim halindedir der. Bunlar kendi aralarında kapışırlar. İşte çok ciddi bir savaş oluyormuş zannedersin diyor. Şimdi diyor bu tartışmanın nasıl mümkün olduğuna odaklanalım. Bu tartışma nasıl mümkün? Bu tartışma şöyle mümkün. Ben eğer işte hareketsiz, devinimsiz, durağanla hareketli, devinim halinde olanı ayırt etmezsem, iki cins ve düşünülür olarak, genos terimini kullanıyor burada Platon. Bu iki cinsi birbirinden ayırt etmezsem böyle bir tartışma yürütemem. Yani bunların da her birinin varlıktan farklı bir şey olduklarını da fark etmek durumundayım. Hani bir tanesi varlık hakkında tartışma yürütecekse varlık cinsinin ne olduğunu anlamak ve ayırt etmek durumunda. Ona belki yüklenebilecek yani devinim halinde ya da değil gibi iki tane savdan bahsediyorsak o hareket halinde olmayı ya da sükunet halinde olmayı ya da devinim halinde olmayı ya da duran halinde olmayı da ayırt etmek durumunda. Dolayısıyla ben varlığın ne olduğunu bir cins olarak devinim ve durağanlığı ayırt edip birbirlerinden anlamadığım takdirde böyle bir tartışmaya giremem. Tartışma mümkün olmaz yani. Hı? Ama şimdi bir alt düzeye daha geçiyoruz. Benim dolayısıyla bu ayrımları yapabilmem için de herhangi bir şeyin kendisiyle aynı olduğunu ve kendisi aynı olmayandan da başka olduğunu, işte ikilik meselesi burada ortaya çıkıyor, fark etmem lazım ki bu tartışma yürütülebilsin. O zaman diyor ki işte Megistogene dediğimiz o en büyük beş cins dediğimiz cins işte Platon'un meşhur anılan varlık hakkında bir tartışma bu cinslerin bilinmesini ve birbirinden ayırt edilmesini içerir. Ve buradan ilk defa işte felsefe tarihinde bizim çelişmezlik ilkesi dediğimiz ilkenin formülasyonuna Platon geçiş yapıyor. Diyor ki bir şekilde aslında her cins bu anlamda diğer cinslerle kuşatılmış olarak ve onlar olmayan olarak, düşünülen olarak var olur. Bu anlamda ben herhangi bir şekilde mesela A'ya bir B yükleyeceksem, aynı zamanda B olmayanı da düşünmek durumundayımdır. A, B'dir demek, aynı zamanda A, B olmayan demektir de. Dolayısıyla olmayan değildir demektir de. Dolayısıyla biz kendimizi şöyle bir durumda buluyoruz. Çelişmezlik ilkesi esasa alınmadan herhangi bir tartışma yürütülemez. Ha, bunu esas aldığında da sen düşünülürlerin bir çokluğunu varsaymak durumundasındır. Bu anlamda varlıkta bir çokluğu varsaymak durumundasındır. Parmenides bu noktayı kaçırdığı için
Şimdi Platon'un gene Parmenides'i eleştirisi bu noktayı kaçırdığı için sanki hani böyle bir tartışmanın imkanları üzerine hiç kafa yormadan bizi böyle bir resimle varlığın işte bir ve durağın ve zorunun olduğu resmiyle karşı karşıya bırakmıştır. Oysa bu kabul edilemez. Yani bütün o Parmenides'in şiirinde öne sürülen kanıtlamanın çok doğru bir tarafı var. Öncüllerle ilgili çok doğru söylenen tarafları da var. Düşünülenle var olan arasında bir özdeşlik kurmakta da bir mahsur yok ama o konularda herhangi bir tartışmayı yürütmek istiyorsanız, hani işte burada mantığa geri dönüyor iş. Mantık diye bir şeyden söz etmek durumundasınız. İşte akıl var, mantık var. O demek bir takım ilkelerden söz etmek durumundasınız. O ilkelerin temelinde de işte çelişmezlik ilkesi yer alıyor. Söz konusu bu çelişmezlik ilkesini esas aldığınızda Parmenides'in düşündüğü gibi düşünemezsiniz. Ha, düşünce düzeyinde dolayısıyla artık doğru ve yanlıştan bahsedilebilir. Yani ben kalkıp A, A'dır ve A olmayandır dediğimde ne söylediğimden bağımsız, bakın biçimsel olarak içerikte A'nın ne olduğundan bağımsız olarak yanlış bir şey söylüyorumdur. Yani düşüncede yanlış diye bir şey vardır. Doğru diye de dolayısıyla bir şey vardır. Doğru ve yanlış düşüncede ayırt edilir demiş oluyoruz. Şimdi peki tartışmanın koşullarını ilk defa ortaya koyduk ve biz aslında belki de bu sayede hani Parmenides'in çizgisini de izliyoruz. Varlık hakkında konuşabilmenin de dolayısıyla imkanına sahip olmuş olduk. Peki bir başka soru, burasıyla, şunlarla bu düşünce dünyası nasıl ilişkileniyor? Yani çelişmezlik ilkesine tabi olarak düşünülen o cinsler, genoslar diyelim. Parmenides'in söylediği eğer haklıysa, Platon da onu teyit ediyor. Onların da bir durağanlığı ve kendindeliği ve birliği ve değişimden azade olması var. Oysa bunlar sürekli değişim halindeler ve ben bunları duyumlama yoluyla fark ediyorum. Çok önemli bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. İki farklı mekanda olan iki farklı varlık alanından bahsetmeye başlıyoruz. Ben nasıl olacak da kendisi değişim halinde olmayan cinsleri ve terimleri işte bu anlamda kullanarak bunlar hakkında konuşacağım işte. Bu konuşma nasıl mümkündür? Şimdi Parmenides o söylediğini söyledikten sonra bu alana ilgisini bir anlamda da kesmiş de oluyor. Doksa bölümünü ayrıca tartışmadık biz sizle. Orada söyledikleri de var ama meon dediğini biliyoruz. Platon bir anlamda düşüncede doğru ve yanlış nedir onu tespit ettikten sonra ilgisini hakikaten bunlara yöneltiyor. Yani bunlar hakkında ben nasıl düşüneceğim ve nasıl konuşacağım? Gene birinci kitapta Aristoteles'in gönderme yaptığı şekliyle diyor ki biraz Platon Pisagorculara benzer. Pisagorcular her şey sayıları taklit ederek var diyorlardı. Platon ise pay almadan bahsediyor. Düşünülürlerden pay alarak her şey var diyor. Şey hocasıyla ilgili bahsederken gerçekten de bir Platon'da bu sefer onların da gene aynısına girmeyeceğiz. Bir pay alma kuramıyla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat şundan da bahsetmemiz lazım. Ya bu düşünülürler var, kendinde olan var. Hakkında da konuşulabiliyor ve düşünceyi de mümkün kılıyor şu bu vesaire vesaire. Peki her neyse o. Çünkü çok konuşacağız o idea meselesini burada. Ama şöyle bir sorun da var. Nasıl oluyor da bunlar o idealardan pay oluyor diye sorduğumuzda da çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ha bu sıkıntıların neler olduğunu da Platon gayet iyi biliyor. Biliyoruz Parmenides diyaloğunda da anlatıyor. Yani Parmenides diyaloğunu okuduğumuzda anlıyoruz ki o açılışında Parmenides özellikle Sokrates'i sorguladığında ya sen bu pay almadan ne anlıyorsun? Acaba bu bir fiziksel parça bütün ilişkisi gibi bir şey midir bu? Yelken bezi gibi tavamızda, tepemizde olan bir şeyin altında durarak mı biz ondan pay alıyoruz? Yok bir paradigmadan mı bunlar pay alıyor? Bir ilk örnek vardı onlara mı benziyor bu? Yok bu bir kavram mı filan gibi sorular soruyor. Her bir sorunun cevabında Sokrates ne söylediyse de onun çelişkiler içerdiğini ve savunulamayacağını söylüyor. Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Aristoteles'e yavaş yavaş işte yaklaşıyoruz. Aristoteles'in arkasında mitlerden kaynaklanan ve mitlerle de iç içe geçmiş bir tarih var. Ama aynı zamanda özellikle bir sürü sorunu ele alan, işte arke probleminden değişim problemine vesaire tecrübe edinenin kuruluşuna bir sürü soru ortaya atılmış. Ama özellikle öyle bir dönüm noktası var ki Parmenides'le birlikte gelen ve Platon'un onun okumasıyla birlikte gelen özellikle düşünceyi ve düşünme yoluyla temas edileni esas alan, çelişmezlik ilkesini esas alan bir yöntem var elimizde.
Artı biz düşünme üzerinden varlık hakkında, aistesis yoluyla farkına bu sefer vardığımız varlık hakkında konuşabileceğimizi ve düşünebileceğimizi aslında söylüyoruz. Gayet güzel. Şimdi, iyiyiz değil mi yani, kötü gitmiyoruz. Ben böyle kendi kendime konuşuyor gibi doluyorum da bazen. Ama öyle olmadığını umuyorum. Yani inşallah öyle değildir. Tabii burada özellikle bir bakıma şöyle bir soruya, işte dediğim gibi az önce sorduğumuz türde sorulara ve belki çok başka türde sorularda, yani ne var ne yok sorusunu biz neye dayanarak tartışabiliriz ki? Ya da varlık hakkında konuşabilmenin yöntemi nedir filan gibi sorulara Platon'da Parmenides'in eleştirisi üzerinden bir cevap verildiğini görüyoruz. Yani biz hakikaten varlığı gene Platon'da da düşünülürlerle özdeşleştirerek anlıyoruz, doğru. Ama onlar hakkında konuşurken ve düşünürken de ayağımızı nereye basıyoruz? Mantığa basıyoruz. En başta mantığa basıyoruz. Peki bu mantık Platon'a göre bu varlık hakkında, varlığın işte iyi, adalet, işte ne bileyim Platon derslerinde de konuşuyoruz, güzel gibi, yani farklı adlarla da anılan o ideanın kendinde olanın hakkında konuşabilmek, düşünebilmek, hükümlere varabilmek için yeterli mi diye mesela Platon'a bu sefer sorduğumuzda hayır, yeterli değil cevabını da alıyoruz. Platon derslerinde onları işte konuşuyoruz. Bilmiyorum, burada Platon'u da ayrıntılı anlatabilme imkanımız yok ama demek istediğim şey şu. Özellikle Politeia diyaloğundaki o meşhur, o bölünmüş çizgi o şeyinden hareketle, diyagramından hareketle Platon bize diyor ki hani bir işte bu duyulurların olduğu, duyulur alanın olduğu bir alan var. Her şeyin bir yerinin olduğu, ben ona horaton diyorum. Bir de en üstte noeton alanı var. O noeton alanı da iki bölümlü. Bir kısmı işte muhakeme faaliyeti, diyanoya faaliyeti, bir kısmı da noesis faaliyeti. Kendinde olan o düşünülürün dolayısıyla bilindiği diyelim bir faaliyet. Ben diyanoya faaliyeti, muhakeme faaliyeti içerisinde, yani mantığın imkanlarını kullanarak asıl o kendinde olan, düşünülürler anlamında da noeta işte adını alan, varlıkla da özdeşleştirdiğim alan hakkında nihai hükümlere hiçbir şekilde ulaşamam. Hatta tam tersine çelişkilerle filan karşılaşırım. Parmenides diyaloğunun bize anlattığı bir başka hikaye de o. Parmenides diyaloğunun çünkü ikinci kısmında Parmenides Sokrates'e diyor ki ya sen bu idea meselesini ya da idea nasıl bir şey, nasıl burayla ilişkileniyor meselesini erken tartışmaya başlamışsın. Biraz alıştırma yap falan diyor. Alıştırma yapmaya başlıyor. Alıştırma dedikleri işte diyanoya yöntemi. Hipotezlerden, hipotezioslardan başlıyorsun. Sonuçlarını tartışıyorsun. Farklı çıkış noktalarından hareket ediyorlar. İşte bir vardır, bir yoktur, bütündür, değildir filan gibi. Uzatmayacağım lafı. Bütün diyaloğun sonunda varılan nokta şöyle bir nokta. Ya demek ki şöyle bir noktaya vardık. Bir demek ki hem var hem yok. Olması itibariyle olmuyor, olduğu itibariyle oluyor filan gibi. Tamamen çelişik bir cümleyle nihayetleniyor diyalog. Hani ben bunu bütün bu arka planda şöyle de yorumluyorum, şöyle de anlıyorum. Bir şekilde muhakeme faaliyeti içerisinde biz bu işlerle uğraşmak durumundayız. Doğru, bir yere kadar da gelmek durumundayız. Ama nihai bir hüküm vermek diyanoya faaliyeti içerisinde aslında mümkün değildir. Peki ne yapacağız? Ayrı bir hikaye. Orada top hakikaten biraz taca çıkıyor gibi oluyor. Bir tür teoriye faaliyetinden, bir tür tecrübi bir şeyden bahsetmeye başlıyoruz. Bundan niye bahsediyorum? Amacım Platon'u anlatmak falan değil. Bu düşünüş biçimi içerisinde de o kendinde olanın, bu ideanın, bilgisinin muhakeme faaliyeti içerisinde kuşatılaması ve bilinememesi olayı Aristoteles'i son derece rahatsız ediyor. Bizim derdimiz Aristoteles. Aristoteles bundan hoşnut olmuyor. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz zaten metafiziğe doğru. Belki metafizikle ilgili söyleyeceğimiz iddia şu olabilir. Parmenides bütün bu tartışma arka planında bilerek, orada söylenilenleri de belli nedenlere göre sınıflandırarak tartışmasına başlıyor. Biz gerçekten varlık hakkında konuşabilir miyiz sorusunu da soruyor. Genel anlamda varlığın, varlık olmak bakımından varlığın bir bilimi olabilir mi sorusunu soruyor ve buna olumlu bir cevap veriyor. Ayağını da hakikaten o mantığa, çelişmezlik ilkesine filan da basarak metafiziğin 4. kitabında bunu okuyacağız. Fakat kitabın tamamı bir yandan böyle bir varlık araştırması, ne var ne yokla ilgili bir araştırma, asıl varlık nedir, nasıl bir şeydir onun araştırılması. Öte yandan da
Platon'un söylediği anlamda ideaların ya da matematiksel o arada olan varlıkların, düşünülürlerin töz ya da cevher ya da varlık olamayacağına dair bir polemik. Yani Aristoteles kimdir diye aslında biz sorarsak, bütün bu tarihsel arka planda bu kitabı yazan kişi olarak Aristoteles, işte varlık olmak bakımından varlığı tartışan, onu da mantığın sınırları içerisinde tartışan bir düşünürdür. Bunu yaparken de en önemli amaçlarından bir tanesi de Platon'un varlık anlayışının reddiyesi olarak kendini önüne koymuş olan düşünürdür. Okudukça da fark edeceğiz ve konuşacağız ki, biraz kendi tartışmalarını yürütüyor Aristoteles, hangi konuyu tartışsa tartışsın hemen hemen her kitapta, dönüp en az bir kere Platon'a çakıyor. Diyor ki ya Platon da şu konuda yanlıştı bakın işte, ya da matematiklerle ilgili söylediği şu yanlıştı, ideale ilgili bu söylediği yanlıştı vesaire diyor. Konuşmamın son bölümünde niye sorusuyla ilgili bir açılış yapacağım. Ya hem senin hocan değil mi? İnsan hocasına saygı göstermez mi hani gibisinden. Bütün bu malzemeyi de ondan almışsın. İlkelerini de ondan öğrenmişsin. Bütün kavramları da adamdan neredeyse almışsın. Tepe tepe de kullanıyorsun. Niye memnun değilsin? Yani bu adamın yönteminden ya da sana anlattıklarından ya da söylediklerinden. Ben bunun basit anlamda teorik, nazari bir tartışmayla ilgili olmadığını düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi. Bunun arka planı son derece etik bir tartışmaya dayanıyor. Yani neyin iyi olduğu, neye göre yaşamamız gerektiği, işte hep söylüyorum gençlerin yani sizlerin nelerle meşgul olması ve ilgisini nereye yöneltmesi gerektiği konusunda Platon'la Aristoteles arasında çok önemli bir karşıtlık var. Platon'un söylediği şekliyle bir yöntemle, işte iyinin kendinde olanın temaşası, filozofya faaliyetinin, o güzelin görülmesine yönelmesi vesaire gibi faaliyetler, oradan hareketle bir ahlaki kodun oluşturulması ya da ortaya konulması, ki Platon'da felsefenin amacı bu olarak ortaya konuluyor, Aristoteles'e son derece itici geliyor ve son derece yanlış geliyor. Hani işte o şeyi hatırlayalım, o meşhur Atina okulu resminde, hani Platon'la yan yana merkezde yürürlerken değil mi? Platon gökyüzünü gösterirken, hani bu anlamda şimdi yani gökyüzünü tabii göstermiyor, o düşünülürlere ve o kendinde olana ve ona yönelmeye işaret ederken, Aristoteles'in elinin şöyle biraz hafif açık ve yere paralel bir şekilde burayı işaret ettiğini görüyoruz. Bir bakıma Aristoteles, insanların, gençlerin mantığın gene sınırları içerisinde yapılabilecek bir araştırmayla iktifa etmelerini, ilgilerini o mantığı kullanarak buradaki nesnelerin bilimine yöneltmelerini ve hiçbir şekilde o Platon'un söylediği gibi bir şeyi akıllarına dahi getirmemelerini istiyor. Öyle bir eleştiri yapmak istiyor ki Platon'a yönelik olarak, hiç kimse bir daha kalkıp da Platon'un söylediği gibi bir kendinde varlık alanı var ve filozofya faaliyeti onunla ilgili olarak tekrar kurulabilir diye düşünmesin yani. Bu kadar radikal bir, keskin bir karşıtlığı var Platon'a. Şöyle bir şey de söyleyeceğim. Yaz geç başladığımız için birkaç dakikan var malum. Bilimlerle Aristoteles'in ilişkisine de özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu metafiziği yazmadan önce Aristoteles malum bu organon diye andığımız mantık üzerine o eserlerinde yazmış. Efendime söyleyeyim, hemen hemen her bilim dalıyla da ilgili bir kurucu metin yazmış. Bugün bile üniversitedeki, akademideki bilim dallarını Aristoteles'in verdiği adlarla anıyoruz. Bu anlamda hakikaten adama olan insanlığın borcu da ödenmez yani bilimler açısından bakıldığında. Peki bilimden ne anlıyoruz? Bilmekten ne anlıyoruz? İşte nedenlerin bilgisi vesaire filan diye de konuşuyoruz ama bunu ta Parmenides'e ve Zenon'a giderek size bir tekrar hatırlatmak ve anlatmak istiyorum. Parmenides neden önemli? Zenon ya da Platon neden önemli bu tartışmada? Daha iyi hissetmek açısından. Şimdi bakın, deminki Parmenides ya da Zenon okumasını şöyle de yapabilirsiniz. Hani çelişmezlik ilkesini Platon'dan öğrendikten sonra, öyle söyleyeyim. Siz diyelim ki herhangi bir konunun bilimini yapacaksınız. Dolayısıyla bir şeye var diyeceksiniz ve onunla ilgili bir bilgiyi de tesis etmeye çalışacaksınız. Sorun şurada. Herhangi bir şeye nasıl var dersiniz ve onu nasıl bilinebilir kılarsınız?
Bu bize Parmenides'ten beri gelen yöntem şunu söylüyor. Eğer o şeyi, her neyse kendi düşüncenize konu ettiğiniz şey, çelişkiye düşmeksizin düşünebiliyorsanız, o sizin için vardır ve hakkında bilgi sahibi olunabilir. Eğer bir şeyi düşünürken çelişkilere düşmekten kaçamıyorsanız, o sizin için var değildir ve onunla ilgili bir bilme faaliyetinden aslında söz edemezsiniz. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer Platon'dan hareketle biz bir çelişmezlik ilkesinden bahsetmeseydik, onun üzerinden aslında bunu yavaş yavaş konuşacağız. Değişimin nasıl aslında düşünceye konu edilebileceğini Zenon paradokslarına rağmen düşünebilir hale gelmeseydik bir fizik biliminden söz edemezdik. Yani değişim nasıl çelişkiye düşmeden düşünülebilir sorusuna cevap vermeye çalışırken biz varlık hakkında aslında konuşmaya başlıyoruz. Çünkü bunu başarabildiğimiz anda bu şekilde çelişkiye düşmeksizin düşünemediğimiz şey bizim için var oluyor. Örneğin değişim, örneğin işte o doğal alan. Meon olmaktan çıkıyor, hiç olmaktan çıkıyor, var statüsüne aslında yükseliyor. Aristoteles hocasından öğrendiğini bu anlamda o mantık ilkelerinde kullanarak, o mantık ilkelerinden hareketle de varlık alanına da dolayısıyla geçiş yaparak, onun imkanlarıyla düşüncede bir şeyleri kurarak, inşa ederek ve karşılığını bize bu tecrübede göstererek bütün bilimleri ayırt ediyor ve inşa ediyor. Ne var ne yok dolayısıyla sorusunun cevabı da bu bilimlerin sınırları içerisinde inşa edilebilen ve çelişkiye düşmeksizin düşünülebilen oluyor. Metafizik peki burada nereye düşüyor? Diyor ki aynı şekilde biz varlığın kendisini, yani varlığı diyelim, onu yani bir şekilde, tüm bu alt disiplinler, bilimlerden, onlar belli açılardan konuya yaklaşıyorlar. En genelliği içerisinde varlık olmak bakımından varlık olarak düşünceye konu edebilir miyiz? Bir çelişkiye düşmeden onu düşünebilir miyiz? Herhangi bir şeyin bu anlamda kendinde varlığından söz edebilir miyiz? Aristoteles'in verdiği cevap işte o. Evet, edebiliriz. Peki o şekilde düşünceye konu ettiğimiz varlık aslında nedir Aristoteles'e göre? Tanrı'dır. Bu anlamda Aristoteles'e göre ilk felsefe, proto filozofi aslında teolojidir, ilahiyattır yani. Bir bakıma bu kitap ilk bu anlamıyla da bir ilahiyat kitabı. Varlıkla bu anlamda teos ilişkilendirdiğimiz, bakın burada da bir bakıma o şeyle ne diyelim, mit düzeyiyle, mitsel düzeyle spekülatif düzey arasındaki sürekliliği de görebiliyoruz. Yani ben en nihayetinde varlık hakkında düşünebilmenin imkanlarını açarak ve anlayarak teos hakkında, Tanrı hakkında düşünebilmenin bir imkanını yaratmaya çalışıyorum. Bu da en yüce işte bilim adını alıyor. En önemli bilim adını alıyor. Çünkü bunu yaptığımda aslında bütün projede tamamlanmış oluyor. İlk sorduğum soruya da cevap vermiş oluyorum. Aslında ne var ne yok? Bu anlamda aslında ilk neden ne ya da ilk nedenler neler? Bu sorunun cevabını sunmuş oluyorum. Peki yani ilk ders için burada durabiliriz. Bir iki dersle ilgili şey söyleyeyim. Tabii ki metafiziği okumadıysanız da okumanızı, okuduysanız da bir daha okumanızı öneriyoruz. Türkçesinden okuyacağız. Yani iki tane şu an çevirimiz var. Bir tanesi bu yeni çıkan Gurursev çevirisi. Bir tanesi Aslan, Hüsamettin Aslan çevirisi. Ahmet Has, özür dilerim. İkisini de kullanabilirsiniz. Bende ikisi de var. Ben bir de özellikle hep söylüyorum. Geçen derste de diğer arkadaşlara da söyledim. Özellikle Yunanca terimleri hangi metinlerde, antik Yunan felsefesinde nerede kullanmış görmek istiyorsanız bu sözlüğü edinmenizi öneriyorum. Bu antik Yunan felsefesi terimleri sözlüğü. Francis E. Peters'ın, Hakkı Ünler Hoca bunu çevirmiştir. Bunun bir fotokopisi falan da galiba yapıldıydı gibime geliyor. Onu artık piyasada yok çünkü, o anlamda söylüyorum. Onayladığımdan değil de bulunamadığı için inşallah yeni baskısı da yapılır. Yani okurken de bunu kullanabiliriz. Buna da gönderimlerde bulunabiliriz. İlk dersimizi burada sonlandırıyoruz. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Soruları olan varsa sormak üzere kalabilirler. Ben sorulara cevap veririm. Biz teşekkür ederiz. Kapatıyor muyuz? Hayır, yani ben sorulara cevap verebilirim. Ben buradayım, yani süre açısından söylüyorum. Peki sorusu olan var mı? Ben dersle ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii, buyurun. Siz
5 hafta mıydı toplam? 5. Bunun kaç hafta olduğunu ben bilmiyorum. Öyle mi? İnan bilmiyorum yani. Hani Ramazan'da bir dönem arası ve tatil yapılacağını biliyorum da bu ders için de geçerli olur mu umuyorum yani. Ama bilmiyorum, şimdi sorarız onlara. Ama en azından Ramazan'a kadar buradayız inşallah. Ama Ramazan'da ara versek de bunun devamı gelecek diye anlıyorum. Çünkü amacımız sadece bana söylenilen o Aristoteles'in metafiziğini de okumak değil, genelde metafizik okumak. Yani bunun devamı da gelsin isteniyor. Hocam, bir dahaki dersi ilk yani bölümü mü? Yani şöyle, ben ilk bölüme bayağı bir giriş yaptım. İlk bölümü okuruz. Oradaki özellikle Platon eleştirilerinin üzerinden biraz geçeriz. Ve yolumuza devam ederiz. İkinci kitap, üçüncü kitap diye devam ederiz. Yani siz okumaya başlayın ve devam edin. Yani tamam, kitabı okuyacağız yani. Yani bugün biraz metne sadık gitmedik ama ikinci dersten itibaren birinci bölümün üzerinden belki bir daha geçip ikinci bölüme başlarız, devam ederiz diye düşünüyorum. Başka? Bitti mi? İşte tabii ki. Yani bu biraz açılış şeyi gibi oldu. Aktif katılmak serbest ama zaten gördünüz, ben kim ne zaman el kaldırsa söz veren bir hocayım. Yani fren mesafem kısadır. Hemen duramayabilirim ama dururum. Her türlü sorunuzu ve yorumunuzu söyleyebilirsiniz. Hı? Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.